Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dolar TL kuru değerlendirmemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5.92 altına inmedikçe Dolar TL kurunda yukarı doğru sert ataklar beklentimiz olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle de Dolar TL kurunda 5.92 altına inişler gözükmemiştir. Bizim için hala 5.92 seviyesi e, dolar TL kurunda önemlidir. Ayrıca arkadaşlar 5.92 üzerinde e, 5.95 seviyesinde e, şu an itibariyle tutunmalar gerçekleşmekte. 5.95 üzerinde bu tutunmalar ve kapanışların devamı halinde en önemli kritik direnç 5.99 seviyesinde olacak arkadaşlar bizim için dolar TL'de. 5.99-5.98 aralığı yukarıya doğru kırıldığı an dolar tl'de çok sert arkadaşlar yukarıya 6.15 seviyesine doğru e, yükselmeler görülebilir. O yüzden dolar tl kurunda uyanık olun. E, ürününüzü kaptırmamaya çalışın. Şu an itibariyle görüyorsunuz bir 5.95-5.96 üzerine Çıkartılmak istenmeyen bir dolar var gibi gözüküyor buralardan yukarı doğru hareket etmek istese de yukarıdan satışlar geliyor ee, biliyorsunuz dolar TL kurunda merkez bankası da şu an oyuncu niteliğinde olduğu için e, ve kamu bankaları da satış pozisyonlarında bulundukları için dolar TL kuruyla e, bir miktar satışlar 6.96 seviyelerinden geliyor. Fakat ee, 5.95 üzerinde dolar tl'nin 5.98-5.99'u zorlayacağı. 5.99'u zorlayıp 5.99 kırılırsa da arkadaşlar yukarıya çok sert 6.15 seviyelerine gideceği öngörümüz var. Her şeye karşılık gene 5.92 takibimizde arkadaşlar. 5.92'deki destek takibimizde. Herhangi bir olumsuz durum için 5.92'yi takip edelim. Buranın kırılmaması önemli olacak 5.92 seviyesinin. 5.92 kırılırsa da aşağı, arkadaşlar aşağıda çok sağlam 5.89 destek bölgesi var. Dolarda artık sona doğru yaklaşılmış gibi gözükmekte arkadaşlar. Buradaki üçgeni çok fazla daralmış bir vaziyette dolar TL'de Maalesef yukarı doğru kırılım gerçekleştiği an, 5.99 seviyesinden yukarı doğru kırılım gerçekleştiği an 6.15 seviyeleri kaçılmaz gibi gözükmekte. 6.15 yukarısında da 6.25 beklentimiz olan hedef seviyemiz hala geçerliliğini korumakta. O yüzdendir e, Dolar TL kurunda bugün biliyorsunuz FED e, görüşmesi de var, FED faiz kararları var. Bu FED faiz kararları da önemli. FED'den çıkacak e, faizi stabil tutma ve ileriye dönük parasal genişleme yönündeki açıklamalar çok önemli olacak. FED'in parasal genişlemeyi e, durdurması halinde arkadaşlar dolar TL'de ara vermesi veya durdurması şeklinde met, metninde bir e, yazı paragraf geçerse bu dolar TL'deki hareketi yukarı doğru daha da hızlandırabilir. E, Fede doğru da dolar TL'de bir miktar geriye çekilmeler de yaşanabilir. Bu da normaldir. Çünkü Fede dolarla girmek istemeyenlerin e, satış yapma ihtimalleri de vardır. Yalnız Fede 5.92 aralığından 5.92-5.95 aralığından dolar TL'nin ben gireceğini düşünüyorum ve 5.99 kırabilirse de arkadaşlar çok sert 6.15'e doğru dolar tl'de hareketlerin hızlanacağı öngörüm mevcut. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Şimdi İngiliz sterlini ve euro dolara da bakalım neler olabilir. Euro tl tarafına baktığımız zaman arkadaşlar euro tl sıkışma devam etmekte. Bu sıkışma yukarı yönlü patlaması halinde Arkadaşlar. Euro TL'de de sert hareketler yaşanabilir. Euro TL'de 6.50 seviyesi çok önemli arkadaşlar. Bu 6.50 seviyesi üzerinde kalışların devamı halinde Euro TL'de. Ee, yukarıda ben sizlere çizdim. İlk etapta 6.77. Şuradaki 6.77 seviyesi önemli. 677 üzerinde de benim beklentim olan Euro TL'nin hedef noktası 704 seviyesidir arkadaşlar. Euro TL'de e, 650 <laughs> üzerinde özür dilerim arkadaşlar biraz rahatsızım. Kusura bakmayın sesimden dolayı. 650 üzerinde kalışlarda 677 ve 677 üzerinde de arkadaşlar 704 seviyesi Euro TL'de beklentimiz olacak önemli seviyelerimiz. Kritik yerlerimiz Euro TL'de nereler? Bir bakalım. Evet kritik seviyemiz Euro TL'de arkadaşlar 6.50 seviyesi. Evet şuradaki 6.50 seviyesi altına Euro TL'de inmediğimiz müddetçe şuradaki sıkışma görüyorsunuz devam ediyor. 6.50-6.58 aralığında. Ee, 6.60 Euro TL'de de 6.60 üzerine çıkışlar görülmeye başlandığı zaman arkadaşlar Euro TL'de de İlk etapta 6.77'li 6.78'li direnç bölgeleri tekrardan test edilmeye gider. 6.78'in de yukarıya doğru kırılmasıyla Euro TL'de beklentim olan 7.04'lü seviyelere Euro TL'nin de gitmesi olası gözükmekte. Aşağıda 6.50 kırılınca panik yapılmalı mı? Ona da bakalım. 6.50 kırılımın da Euro TL'de 6.45 6.47 aralığına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bunun içinde Euro TL'de panik yapmaya gerek yok diyorum ben 2-3 kuruş için. 6.50 üzerinde kalındıkça 6.45 3 kuruş için buralardan pek satlara girmek uygun değil. Biliyorsunuz Brexit süreci var Avrupa'yı etkileyebilecek. 31 Ocak'ta zannedersem karara bağlanacak. Brexit sürecinin de artık sonlarına yaklaşılmış durumda. Euro tarafında PMI verileri her ne kadar da 50'nin altında olumsuz gözükmekteyse, gelmekteyse de Brexit olayıyla birlikte Euro TL'de Euro tarafında da yukarı doğru hareketler hızlanabilir arkadaşlar. Yani kritik seviyesi 6.45'lerde 6.45 altına inilmedikçe şuradaki 6.50 seviyesi. Önemli olan direnç 6.60, 6.60 üzerinde 6.77, 7.03. Fakat orta vadede Euronun yönü apaçık, ortada arkadaşlar yukarı yönlü olacaktır. Geri çekilmeler olsa da 6.45 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça Euro TL'de stabil beklemeye devam gözükmekte. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla nacizane başkanı 35 görüşleridir. 6.77, 6.78 ve 7.04 Euro TL'de beklenmesi gereken önemli seviyeler gibi gözükmekte. Sterlin'e de bakalım. Sterlin TL'de neler oluyor. Sürecinin sonuçlanacak olmasından dolayı Sterlin TL paritesinde de hareketler yukarı doğru hızlanabilir. Bu paritede de dikkatli olmakta fayda var. Evet Sterlin TL paritesinde şuradaki seviyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. 7 85 786 seviyesi. Bu seviye Sterlin TL'de arkadaşlar yukarıya doğru kırılırsa bakın Sterlin TL'de şöyle bir durum var. Şunu size çizerek göstermeye çalışayım. Bu sterlin TL'de düzeltmeler olsa da yaşansa da arkadaşlar bakın şuradaki formasyonu görüyor musunuz? Bu bir V formasyonu. Yani bu formasyon şuradan kırıldığı zaman arkadaşlar sterlin TL'de 850 hedefi hala devam etmektedir. Ee, o yüzden sterlin TL'de arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Ee, biraz sert para birimidir sterlin TL. Hareketleri de sert olur. Fakat bu hareketlerin sonunda şuradaki V formasyonun yukarıya doğru kırılması halinde sterlin TL yönünü çok rahat yukarı 850'lere çevirebilir arkadaşlar. O yüzden Sterlin TL'de dikkatli olun. Malınızı kaptırmayın. Evet, kırılması gereken önemli seviyesi şuradaki 7.90 arkadaşlar 7.90. 7.90 yukarıya doğru kırılırsa Sterlin TL'de çok sert hareketler meydana gelebilir. 8.50 civarlarına doğru. Evet, 7.90'a Sterlin'de yukarıdaki dirence dikkat diyoruz. Kırılması halinde hareketlerin daha da sertleşeceği aşağıdaki hareketin 7.60 7.75 aralığında sıkıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bir haber bekliyor yani Brexit haberi büyük bir ihtimalle buradaki Brexit haberini beklemekte. Aşağıda kritik 7.60 7.58 destek bölgesi var arkadaşlar. Burası kırılmadıkça yön yukarıdır. 7.58 e, desteği de kırılırsa aşağıdaki önemli 7.32 desteği vardır. Fakat bu 7.58-7.55 kırılmadıkça sterlin TL'de yön yukarı. İlk etapta 8. Evet ilk etapta 8 lira. E, 8 lira. Üze, üzerinde 8.15 ve 10 üzerinde de 850'li seviyeler sterlin TL'de görülmesi muhtemel seviyeler. Ee, indikatörler yukarıya doğru ee, hareketleri gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar. Aylık bazda indikatörün de yönü yukarıya doğru çevrilmiş durumda. Evet. Fakat dikkatli olmakta da fayda var arkadaşlar. Düzeltme de gelebilir. Düzeltmelerde de arkadaşlar 7.35'li seviyeler takibimizde olacak. Önemli seviye şeklinde değerlendirilebilir. Yukarıda 8.15 Önemli bir direnç. 8.15 seviyesi önemli bir direnç arkadaşlar. Aşağıda da önemli destek yeri şu an itibariyle 765 civarında gözükmekte. 765 kırılırsa da aşağıda 735'li seviyeler var. Fakat şu an 765-760 seviyesinde kuvvetli bir desteği var. Takipte kalın. de 815 seviyelere doğru, 8-815 seviyelerine doğru yukarı ataklar tekrardan görülebilir. Şimdilik e, TL bacaklı kurularla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Ee, tekrardan olumsuz bir durumda video çeker paylaşımlarda bulunuyoruz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.